Discord'dan, YouTube'dan ya da Instagram'dan çok fazla soru alıyorum ve bu sorular artık bazı noktada tekrar etmeye başladı. O yüzden bir soru cevap videosu çekip sizlerden genel olarak cevaplayabileceğim soruları topladım. İlk sorumuzla başlayalım. İyiyim, siz nasılsınız? Unreal Engine'i tercih etme sebebim aslında geçmişte Unity'yi kullanmış olmam ve memnun olmamam. Arayüzün eskiliğinden, hantallığından, o zaman kullandığım bilgisayardan da kaynaklı belki bilmiyorum ama bana biraz uzak geldi. Bir de zaten ben sektörde de C++ QT kullandığım için oyun geliştirmeye başladığımda Unreal'ı tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim. Oyun motoru sadece bir araç amaç değil. O yüzden size uygun olanı seçip ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle Unity'deki agent sistemi yani bir yapay zeka modelini kendi içerisinde eğitimini sağlayan birden fazla jenerasyon üretip ondan en iyi jenerasyonu bulmanı sağlayan bunu simülate edebilen bir sistemin integre olması Unity'deki en sevdiğim hani gerçekten kıskandığım özellik olabilir. Keşke Unreal'ın içerisinde de olsa. Benim şu zamana kadar sevdiğim en iyi dijital oyun yani aşık olduğum herhalde Dark Souls. Özellikle Dark Souls 1 hem level tasarımı hem derin hikayesi hem oynanışı hem yeni bir mekaniğin yeni bir genre yaratması beni çok aslında heyecanlandırıyor. Hem bir oyun geliştirici olarak hem bir oyun tasarımına ilgili birisi olarak hem de bir oyuncu olarak. Hatta bir tweetim vardı bulabilirsem koyarım bir gün bir sos like oyun yapacağım ve sonunda Miyazaki'ye sevgilerle saygılarla diye ekleyeceğim Türkçe olarak. O yüzden Dark Souls diyebilirim. Hatta size şunu da anlatayım. Neden Dark Souls'u seviyorum? Hani sadece bu mekaniksel şeylerden öte. Dark Souls bildiğiniz gibi zor bir oyun. insanları çileden çıkaran bir oyun. Ve ben de tam lisans bitirmem sırasında Dark Souls'a başlamıştım. Dark Souls 1 aslında hayat döngüsünü ifade eden bir ark var içerisinde. İşte önce Age of Light geliyor, sonra Age of Dark geliyor, tekrar Age of Light geliyor. Yani ölüm yaşam arasındaki denge. Aynısı hayatımızda da var. Bazen kolay, bazen zor dönemlerden geçiyoruz. Benim için de zor bir dönemin içerisinde Dark Souls'la tanışmam oldu ve şöyle oluyordu. işte bitirme tezimi yazıyorum bunalıyorum. Gidiyorum Dark Souls oynuyorum. Dark Souls'ta bunalıyorum. Tekrar bitirme tezime dönüyorum ve hani şey oluyor böyle. iki challenge'ı bir arada götürdüğümde daha iyi çalışabildiğimi fark ettim. Bu şu andaki çalışma hayatımda da geçerli. Ne kadar çok şeye aynı anda bakıyorsam o kadar çok verimli olabiliyorum. Dark Souls beni intihardan kurtardı videolarının yanında ben de şey çekmeyi istiyorum gerçekten. Dark Souls beni üniversite mezunu etti diye bir video çekerim belki ileride bilmiyorum. Aslında burada bir yanlış anlaşılma var. Hani herhangi bir şirketleşme ya da kuluçka dönemi yaşamıyoruz şu anda. Crestus Games'i az çok görmüşsünüzdür. İşte ben paylaştım Instagram'dan, Twitter'dan, Discord'dan falan. Aslında bu bir isim sadece herhangi bir atfı yok. Bir yarışmaya katıldık Ayça ile beraber geçtiğimiz yaz yaz Next Game Startup. E şimdi orada yarışmaya bir takım ismi vermemiz lazım. Ne diyeceğiz? Ayça ve Buran'ın takımı mı diyeceğiz? Ya bir takım ismi koyduk aslında. O takım ismiyle birinci olduk. Bir para ödülü kazandık. Sonrasında da hemen Gaming İstanbul vardı. Gaming İstanbul'a da madem hani birinci olan bir oyunda katılıyoruz. Hadi bir tişört yaptıralım bir şey yaptıralım dedik. Aslında o bir bizim için bir takım adı gibi bir şey. O yüzden herhangi bir şirketleşme ya da kuluçka dönemi yok. Ancak girişim olaylarında dikkat etmeniz gereken şey bir e, takımsanız. Takımınızın mutlaka bir sözcüsünün olması. Çok seslilik olmaması. Tabii ki kararları yine topluca alırsınız. Ama dışarı ile olan iletişimde mutlaka... Ee, bir konuşkan insana ihtiyacınız var ki tek bir ağızdan tek bir e, dille dışarıyla iletişim kurun. Bu soruyu çok fazla alıyorum. İşte bir oyun fikrim var nasıl takım bulabilirim ya da işte 3 kişiyiz yeni eleman alamıyoruz yeni bir şey bulamıyoruz şunu yapacak insan bulamıyoruz işte tek başım oyun yapıyorum ekiple nasıl oyun yaparım bunun için komünitelere katılmanız lazım çok fazla komünite var ya üniversitenizin oyun geliştirme kulüplerine katılacaksınız eğer üniversitenizde oyun kulübü yoksa siz kurun. Ee, i̇nternette çok fazla üniversite harici oyun kulüpleri var ki üniversite kulüplerine de misafir olarak katılabiliyorsunuz. İşte İTÜ'nün OTG'si var, ee, bahçe, bahçe şehrin Bahçeşehir'in var, Baglab'e bir girmek birazcık zor olsa da. Yunok var, ee, Beykoz'un var, işte Ankara'da var, İzmir'de var, işte Digi Game var. Aslında birden fazla çok fazla katılabileceğiniz oyun kulüpleri var. Bunlara katılmalısınız. Katılmasanız bile en azından Discord'unda yer alıp fikir görüş alışverişi yapmanız lazım. Ben de sürecimde işte İstanbul Teknik'te okuduğum için OTG'de Game Jam'lere katıldım. Sonra gittim. You nokta game jam'lere katıldım. E, oradan işte tanıdıklarım, bilmem neler. İşte şimdi Gaming İstanbul'da tanıştığım insanlar var. YouTube'dayım, YouTube'dan insanlar beni tanıyor. Ben insanları tanıyorum. Biraz aslında böyle oluyor. E, takımınıza kişi arıyorsunuz ya da bir takım arıyorsanız mutlaka bu tarz kulüplere katılmanız lazım. Benim Discord'umda da bir ekip arıyorum ve takım arkadaşı arıyorum kanalı var. Oradan da insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Burada iki seçenek var aslında. Yani freelance mi çalışalım yoksa içeriye birisini mi alalım maaşlı. Tamamen projenizin skopuna bağlı. Eğer bir iş yapıttıracaksınız ve bu işin devamı yoksa... ...kesinlikle freelance iş çözmeniz daha mantıklı. Hem birden fazla fiyat teklifi alırsınız. Kendi fiyatınıza, kendi bütçenize göre bir performans çıktısı alabilirsiniz. Ama sürekli iş yapacaksınız. Bir freelance'e sürekli iş yapmak bana pek doğru gelmiyor. Eğer hani böyle ayın... Atıyorum ayda sadece iki gün, 3 gün vakit ayıracaksa... ...bir belki sözleşme yaparsınız. Dersiniz ki işte mark atıyorum marketing bir şey yapılacak. Abi 12 ay boyunca bize ayda şu kadar güne ayırabilir misin? Sana şu kadar bütçe verelim diyebilirsiniz. Çünkü birinizin, artistlerin yoğunluğu değişebiliyor. Atıyorum adama ulaşamayabilirsiniz. Adam çok yoğun olabilir ve o anda size acil bir şey lazım olur. Başka biriyle çalıştığınızda sizi patlatabilir. Onun dışında eğer... Ee, gerçekten sizin dilinizi ortaya koyacak bir, bir şeyler yaptırmak istiyorsanız atıyorum konsept artist konseptleri çizdirdiniz ve bitti ilişkiniz. Ee, çok fazla kitle topladığınız aynı dili yakalayabilmeniz başka bir artiste ne kadar kolay olur bilmiyorum. Burada aslında bir terazi var. Küçük işler için outsource Freelance ancak böyle devamlı işler için bence takımınızın içerisine almanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Reddit'te mutlaka kullandığınız oyun motorunun kanalına katılacaksınız. İşte Unity'de Unity, Unreal'da Unreal, Godot'da Godot. Çünkü burada aslında oyun geliştirme ile alakalı şeyler alırsınız. Ee, indie Game var, Indie Gaming var, Game Dev var, işte Game Dev screen, Screens var. Ee, aslında Reddit'e Game yazdığınızda birçok subreddit ile karşılaşabiliyorsunuz. Bunların tamamını takip etmek bazen çileli oluyor. Ben o yüzden sadece işte haftada 1-2 Unreal'ın subredditine giriyorum. O kadar aslında. Onun dışında Twitter'a zaten düşüyor genelde redditteki kaliteli şeyler. İş imkanı her yerde var. Aslında Türkiye'de de yavaştan Unreal Engine kullanan stüdyolar filizlenmeye başladı. Ama ne kadar hani bütçeleri var ya da ne kadar kişi arıyorlar bilmiyorum tecrübe konusunda yani çok juniorlara sıcak baktıklarını zannetmiyorum. Çünkü kendi lokallerinde de aslında junior insan bulabiliyorlar. Ancak MIT'ten sonrası için gerçekten bir talep olduğu aşikar şimdi işte CD Projekt Red gibi büyük firmalarda Unreal Engine 5 kullanmaya başladığı için yavaştan oralarda da slotlar açılacaktır. Ama önce lokal insanlarla çalışmayı tercih ediyorlar. Sonra Avrupa Birliği'nden birileriyle çalışmayı tercih ediyorlar. En son Türkiye, işte Ukrayna, Hindistan gibi daha third party. Üçüncü sınıf ülkelerle çalışmak istiyorlar. Çünkü öyle relocate etmeleri lazım sizi. Yani ülkelerine taşınmaları için yardımcı olmaları lazım. Ya da remote çalışmak lazım. Remote dışarıdan hani özellikle junior mid seviyeler için birazcık zorlu olabiliyor şirketler için. Ya kültürünün olmadığını düşünerek. E, o yüzden çok fazla iş imkanı var. Ancak 3. 4. seneden sonra daha çok açılacak diye söyleyebilirim. E, neden başladım aslında? Şöyle görsel iş yapan insanların portfolyosu çok rahat oluşturulabiliyor. Yaptığı işleri bir güzel bir formatta sunduğunda evet bu adam bunları yapabiliyor bunları daha önce yapmış bunlarla tecrübesi var denilip direkt seviyesi belirlenebiliyor ancak teknik insanların ya bir mülakata girmesi lazım ya daha önce çalıştığı birinin referansıyla girmesi lazım ya da e, gerçekten işte bir teknik iş yapması lazım işte bir haftalık bir e, teknik görev gibi bir assignment gibi ben bunları aşıp e, hem kendi tecrübemi tutabileceğim yani portfolyom değil de canlı bir portfolyommuş gibi yani bak bu, bu ay bunları yaptım. İşte oyunumuzda şunları geliştirdik. İşte şu asset paketlerini inceliyorum ki işte Unreal'daki tool'ları daha hakimim. İşte ne bileyim e, yapay zekayla bir şey yaptım. Bak yeni oyun release dedim. Bak aslında benim için bir canlı bir roadmap gibi oluyor. YouTube'a tamamen o niyetle başlamıştım. Ben işte yaptığım işleri atıyorum falan böyle fazla bakmıyorum. Editlerim falan çok kötü zaten. Baktım insanlar yavaştan takip etmeye başlıyor işte bir sonraki ayın bedavaları neden gelmedi abi hala çekmedim mi işte onu oldu bu ne oldu insanlar merak etmeye başladıkça ben de birazcık ciddi ciddi yönelmeye başladım en kötü ayda bir video çekiyorum işte bedava setleri çekiyorum ama bu yıl itibariyle birazcık daha ciddiye alarak işte haftada bir re yetiştirmeye çalışacağım videoları aslında o yüzden başladım üniversite diploma ise zorunlu değil ama bir ihtiyaç yani illa olmasına gerek yok ama olursa çok sizi öne taşıyacaktır. İyi bir üniversiteden olursa çok çok daha öne taşıyacaktır. Ama burada bazı ikilemler var. Üniversiten iyi ama ortalaman düşükse kötü bir algı olabiliyor. Ee, üniversiten kötü, alakasız bir bölümdense tamamen hani bitirmek için bitirmiş olarak adlandırılabiliyor. Üniversite ortalama yaptığın işler çok iyi ise bir anda iyi üniversiteli birinin de üstüne çıkabiliyorsun. Aslında artık bu yıldan yani günümüz şartlarında üniversiteden çok yaptığınız işler kritik. Yaptığınız işlerden de çok bu yaptığınız işin nasıl pazarlayabildiğiniz önemli. O yüzden aslında YouTube kanalımı açtım. Yaptığım işler vardı. Bunları pazarlayabilmem için e, YouTube açtım. İyi ki de açmışım. Bir buçuk seneyi geride bıraktık. Devam ediyoruz. C++ ile ilgili genel tek bir cevap yapacağım. Bunu çok fazla yazıyorlar hatta geçen hafta birisi YouTube'da yazdı işte blueprint ile unique oyun yapılmaz mecbur C++ yazmanız lazım C++'sız oyun yapılmaz arkadaşlar bunlar safsata blueprint aslında C++ için yazılmış bir wrapperlı scripting language yani visual scripting language bu da bir dil kodsuz oyun diye bir şey yok kod yazıyorsunuz ancak yazdığınız kodlar yazılı kodlar değil kod bloklarını birbirine bağlıyorsunuz aslında. Ve blueprintle yapılmış, pure blueprintle yapılmış çok harika oyunlar var. It Takes Two full blueprintle yazılmış bir oyun. Bir tane böyle demo vardı. Bilmem ne memory, bright memory mi? Köpek gibi harika görünen bir şey. Çok iyi çalışan bir şey. Blueprint'te yazılmış. Yani C++'a ihtiyacınız olan durumlar kesinlikle var. Steam library bağlamak için Steam fonksiyonlarını bağlamak için ya C++ kullanmanız lazım ya C++ kullanan bir library kullanmanız lazım. Blueprint Wrapper. E, o yüzden C++'dan kaçmak ya da C++ C++ yazmak değil mesele. Bunu dengede götürmeniz lazım. İyi bir oyun mimarisini kurabilmek için hani bu 20 kişinin çalıştığı bir projeden bahsediyorum ya da işte sırf 20 tane yazılımcının olduğu bir projeden 50 kişilik 100 kişilik kesinlikle C++'a ihtiyacınız var çünkü source kontrolde blueprintlerin takibi çok zor çok fazla konflik çıkıyor konflik çıktığında direkt kaybediyorsunuz birisinin geliştirmesini o yüzden C++'a ihtiyacınız var ancak küçük bir ekipseniz pure blueprintle de güzel oyun yapabilirsiniz Breath of Space'te yazdığımız C++ satır sayısı 0. Öyle söyleyeyim size. Ancak bu demek değil ki C++ kötü, kaka değil. E C++'la arkadaki core mekanikleri yazıp designerlarınızın, özellikle oyun tasarımı, combat tasarımcılarınızın bu C++ kodları kullanarak gameplay feature'ları yaratmasını sağlamanız en doğru şey olacaktır. hesaplamalı kısımları C++'a atıp görsel daha çok işte parametrik şeyleri Blueprint'e vermeniz en doğrusu olacaktır. C++ içinde ben şu anda Rider kullanıyorum. Öğrenci sürümünü yüksek sans öğrencisi olduğum için. Ama Visual Studio Code, Visual Studio Community bunların tamamı düzgün çalışıyor. Ancak IntelliSense leş gibi çalışıyor Anır Bazı sürümlerde hiç çalışmıyor bazılarında çok kötü çalışıyor. Code completion işte referans bulma bilmem ne bulma sıkıntılı. Ee, Rider kullanabiliyorsanız Rider'ı öneririm. Kesinlikle ekipteki çok seslilik. Ee, oyun geliştirirken teknik aksaklıklar çözülür, mekanik aksaklıklar çözülür, tasarımsal aksaklıklar çözülür. Bunlar sadece problem. Ama takımınızın içerisinde bir problem varsa bu çok seslilik olabilir. Bazılarının çok çalışıp bazılarının az çalışması olabilir. Bunlar çok zorlu şeyler ve çözülmesi neredeyse imkansız olan şeyler. Ee, o yüzden mutlaka ilk verdiğim gibi işte ekip oluşturulurkenden bahsettim ya da bir girişimcilik konusunda kimin neyden sorumlu olduğunu belirtip o sorumluluğa saygı duymanız yani illa şey değil bu. Sen ne dersen yapıyoruz değil o sorumluluk o kişi değilse onun verdiği kararları da uymakla yükümlüsünüz. Herkese bir sorumluluk verip sorumlulukları da dağıtıp böylece herkesin eşit miktarda efor sarf etmesini sağlayabilirsiniz. Tamamen istediğiniz oyun türü yani oynamaktan zevk aldığınız sizin geliştirirken zevk alacağınız herhangi bir oyun türü olabilir. Ancak tavsiye olarak vermem gerekirse eğer sanatçı yönünüz zayıfsa... Mutlaka ya e, hazır paketleri böyle güzelce paketleyebileceğiniz mekaniksel olarak doyurabileceğiniz bir oyun türü seçmeniz ya da işte daha izometrik top down gibi daha az detay göstererek e, mekanikleri biraz daha yukarıya taşıyabileceğiniz oyun türleri. Eğer first person bir oyun yaparsanız buna el animasyonları giriyor her şeyi daha yakından gördüğünüz bir senaryoda daha detaylı girmeniz gerekecek third person yaparsanız bu sefer sizin oynadığınız karakterin third person animasyonlarının cilalanmış olması gerekecek. Ya stilize bir oyun türü seçip animasyonlardan kısacaksınız. Ya ne bileyim görsel kaliteden kısacaksınız. Ya da her şeyi sizin yapacağınız bir senaryoda oyunun geliştirme süresinin çok uzun olacağının bilinciyle sürece başlayacaksınız. Çünkü game development hiçbir zaman size göre göstereyim şöyle ilerlemez. Bir çizgide başlarsanız aşağı inerseniz yukarı çıkarsanız adeta bir roller coaster gibi bir development sürecinden çıkıp bir ürün çıkartmaya çalışırsınız. Ee, tek başınıza bu süreci yapacaksanız çok ee, dirayetli olmalısınız diyebilirim. Soru-cevap kanalına gelen bütün soruları cevaplamaya çalıştım. E, mutlaka hani sorularınız vardır. Burada sormaya devam edebilirsiniz. O kanalda Discord linkim aşağıda mevcut. Hala katılmadıysanız katılabilirsiniz. Bundan sonraki hani bunlara zaten video ile cevap vereceğim için cevap vermemiştim. Ancak bundan sonra soru-cevap kanalına gelecek. Ee, soruları da olabildiğince yanıtlamaya çalışırım efendim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, sorularınız varsa bu videonun altına da bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.